giren. Gel. Geldi mi? Geldi. Son yaparsın ya. Ay şu ayakların ne kadar güzel gözüküyor Jöner. Polis nereye gitti acaba? Onu takip ettim. Anlayamadım. Ay bu nasıl gözüküyor? Geldim. Merhabalar. Aa, gözüküyorsun. Evet, gözüküyorum. Merhabalar, biz bugün Kuşadası'na geldik. Birazcık denize geldik, yani ayaklarımızı sattık. Ama ortam çok güzel. Bir taraf orman, bir taraf deniz. Oksijen, full oksijen. Ortam güzel. Biz zaten çekerim bu sanırım. Ve az önce deniz gördük, biliyor musunuz? Kocaman bu. Buradaki domuzlar evcil zaten. Evcilleştirilmiş yani. İnsana zarar vermiyor, insana yakın. Ama yine de insan korkuyor tabii. Hani bir kovalasa kaçamazsın da çok hızlı koşuyorlar. Onlar da aç oldukları için buralara geliyorlar işte. Evet, çok güzel. Bugün ayın 11'i olması lazım. 11 Ekim 2024. Sevgiyi bekliyorum. Tuvalete girdik, şimdi çıktık. Biraz yürüyeceğiz. Buraları keşfedeceğiz. Burada güzel çamlıda yani. Direk Yarımadası'nda bir sürü koy var. Bir sürü koy var ve araları 7-8 km mesafede neredeyse. Şimdi en yakın mesafe 1 km falan dedi adam ama bence o 1 km de 1000 km. Şimdi biz burada birazcık yürüyeceğiz. Servisi bekleyeceğiz. Servis gelecek. Sevgi şu ağacın güzelliğine bak. Ben ilk geldim, onu göstereyim de sen kelebeğe bakıyorsun. Gel. Merhaba benim takipçilerim. Merhaba. Sevgi ben. Rahatladın mı? Evet. Ben de çok rahatladım. Şimdi ağacı göstereyim. Sen soy be. Yok. Doğal oldu. Ay şimdi işte. Evet. Şimdi şu ağacı da göstereyim. Devam edelim. Ama domuzu gördükten sonra kocaman bir domuz ya, değil mi? Vay. Muhteşem ya. Hadi burada fotoğraf çekmeyelim mi yani? Kaç yaşındasın sen? Ha, ben de şey yap. Benim boyum 1.61. Ağacın ağacın boyunu hesaplamak için benim boyumdan ölçebilirsiniz. Bir de ağzı var. Çok güzel. Bir de bu benim ağzı. Ya dağların ne kadar güzel ya. Beni tanıştırmayacak yok. Evet, çok büyük bir ağaç. Gerçekten çok görkemli. Bu ne ağacı? Yorumlara yazsın bilenler. Sevgili diyor ki çınar ağacı diyor. Bu çınar ağacının böyle meyveleri şey olur mu? Bir sen basıyorsun, bir ben. Olmaz, basamamış mıyım? Tamam işte. Ne değil ben?
çıkmıyor. Sana ne var şimdi? Benim kuşum. Desene en güzeli. Ay çok güzel ortam. Seçilmiş sana bak. Aa. Ne kadar güzel. Bu Ahududu'dan daha güzel. Ahududu çok güzel. Hadi bebeğim şu caddeye çıkalım bari. Yanımız çıkarsa. Bebeğim o zaman adamı arayalım, bizi buradan alsın. Ara bir telefonu. Biz şu an otostop çekmek için. Şimdi biz bulunduğumuz koydan diğer koya yürümek istedik. Ama bir yandan da şu araba araba da var. Buradan da kalkıyor. Yürümek istedik. Bir yandan da korktuk hani domuz gelir mi falan diye. Böyle çekim yasasıyla domuzu çağırdık resmen. Bu ilk geldiğimizde gördüğümüz domuz. Oradan pusuya yatmış. Pusuya yatmış bize bakıyordu. Biz sevgiyle aynı anda bir döndük, bir kaçtık. Nasıl kaçtık? Sevgi diyordu ki bana koşamam ben diyordu. Ayaklarımızı gözümüze vura vura kaçtık. Sonra işte koydan birileri gidiyordu. Onlar da tesadüfen plakasına falan hiç bakmadık. 06'ymış. Ankaralı. Memleket sayılır. Kadına rica ettik. Çıkışa kadar bizi bırakabilir misiniz diye. O da tabii dedi. Çok kibardı kadın. Sonra bizi buraya kadar bir de bizim keyfe bak. Bizi birinci koyda bırakır mısınız dedik. Birinci koya geldik. Şimdi buradan da görüntü alacağım. Burası çok güzelmiş. Çok sığ böyle. Birinci koydan hemen birazdan Zeus Mağarası'na gideceğiz. Zaten Zeus Mağarası ilk girişteydi. Biraz daha vakit geçirelim. Sonra Zeus Mağarası'nda görüşürüz. Ben şimdi hemen buraları çekeyim size. Sizleri de sizlerle de paylaşayım. Görüntü çok güzel gerçekten. Burası da durak bu arada. Burak var bile ne kadar güzel. İşte ben de böyle yapsam. Merdivenini bir şey çekmek zor. Baş döndürme garantili video. Normalde baktık işte orada birazcık vakit geçirdik. İşte fotoğraf falan çektik. Normalde çıkışa yürüyüş yoluyla gidiliyor. Servis de bekliyor orada. Ben sizi götürürüm. Para vermenize de gerek yok dedi de. Yürümek daha güvenli geldi. Şimdi yürüyeceğiz. Çok keyifli zaten. Bir tarafın orman, bir tarafın deniz. Burada yürümeyeceksin de nerede yürüyeceksin? Çok keyifli. Tabii bir de domuz tehlikesi var ama bence buralarda çok yoktur. Çünkü buralar daha aktif. Hani daha kalabalık. Daha çok araç giriş çıkışı var. Bir de domuzlara yemek veriyorlar. Alıştırmışlar. O yüzden bayağı bir evcilleşmişler. Bir tane gördük, ayı gibiydi, ayı yavrusu gibiydi. Dişlerini bile gördük. Çok, aslında çok tatlılar. Hani sevmek isterim ama yani domuz neticede. Bu arada gündemde ne kadar çok domuz lafı var değil mi? Domuz eti falan.
tek var. Burada ara ara levhalar var. Sanırım bu Kuşadası Denizi'nde, Ege Denizi'nde olan hayvanların, işte deniz hayvanlarının olduğu resimler. Yani burada İribaş Deniz Kaplumbağası varmış. Az önce de fok gördüm. Fok balığı da varmış. Karette karettaların da alanı galiba burası. Yüzmek için, üremek için en doğru yer bence de. Bunu çıkarken almamız. Jandarma broşür verdiler mi size diye sordu. Aldık şimdi. Bir sonraki gelişimde daha bilgili bir şekilde geliriz. Bayağı. Şu an Milli Park'ın her yerini gösteriyor. Biz şu an Zeus Mağarası'na gidiyoruz. Neredeyiz? Zeus Mağarası'nı görmüştüm şimdi ya. Şurası Zeus Mağarası. Biz de oraya doğru gidiyoruz şimdi. O tam girişte, giriş olan yerde. Giriş olarak da yazıyor zaten. Aa, yukarıda da şey var, antik kent var. Bir daha gelmek lazım buraya. Buraya gelince mevsim değişti bebeğim. Kışa döndük. Yanıma kış açın elini. Bak yüzünden kışa neylem. Bu ne? Biliyorsunuz bizim işler hep ters oluyor. Girerken söylemem gereken şeyleri çıkarken söylüyorum. Olsun, en azından her şeyi öğrenmiş olduk. Evet. Ama köpekler vardı o yüzden. Şimdi Milli Park'a giriş kaçta bilmiyorum. 8-9 gibi olması lazım. Çıkışlarda en geç 6. Yani 6'ya kadar Milli Park'ta kalma süremiz var. Yani en son güncellenen saat o. Ekim ayında çekiyorum. Tabii ki yaz sezonunda daha geç olabilir. Bu mevsimler çok güzel zaten. Hani bu ara mevsimler, sonbahar, ilkbahar. Bir yerleri gezmek için çok ideal mevsimler. Çünkü üzerimizde bir şeyle montla hemen her yeri gezebiliyoruz. Şimdi Milli Park'tan çıkıyoruz. Zeus Mağarası'na gidiyoruz. Zeus Mağarası da hemen ileride. Az önce ne oldu biliyor musunuz? Şimdi bir tane servis bekliyordu durakta. Bizi Zeus Mağarası'na ne kadar var diye sorduk. Çok var dedi. Ondan sonra gözüken yer neresi dedik. Orası ta dedi şey çıkış dedi. Orayı çok yürürsünüz dedi. Ücret de almam sizden dedi. Hani ben Zeus Mağarası'na kadar bırakayım dedi. Ve arabada kimse yoktu. Ben itmesin dedi. Binmeyelim dedim. Yürüyelim. Zaten çok da yürümedik. Geldik bile yani. İyi ki binmemişiz. Çünkü adam geldi. Bizi görünce durdu durakta. Sonra orada biraz bekledi. Selam. Orada biraz bekledi. Benim de hani bizim sormamızı bekledi muhtemelen. Çok içime de sınmamıştı. İyi ki de beklememişim. Geldik yani. Şu an kabinasını görüyorum. Umarım kalabalık değildir. Şimdi sizlere de göstereceğim. Yürüyüşümüz böyle devam ediyor. Tabii ki Zeus Mağarası'na en çok kimler geliyor? Turistler. Az önce teyzeler de vardı. Anadolu teyzeleri. Anadolu teyzelerim. Onları çekmedim. Hani belki sıkıntı olur diye. Şimdi Zeus Mağarası'na gidiyorum. Düşünsenize Zeus Mağarası'nın dibinde eviniz var, ne havalı. Arkada bir şey var, yerleşim yeri.
Ay çok güzel giriş, hemen gösteriyorum. Hemen. Evet, Zeus mağarasına giriş yapıyoruz. Ay çok heyecanlı. Burada hiçbir şey yok. Girişte bir güvenlik vesaire. Bu ana yoldan zaten hemen sağ tarafta şey de gözüküyor. Tabelalar da gözüküyor. Zeus mağarasının da mitolojik hikayesi çok farklı. Yani sürekli değişiyor biliyorsunuz hikayeler. Dün okuduğumda yani değişen hikayelerden biri de Zeus'la Poseidon sürekli kavga halindelerken Poseidon bütün her yeri su altına alıyormuş. Yani suları yükseltiyormuş. Her yer su altında kalıyormuş. Bir tek Zeus'un bu mağarasında Zeus saklanabiliyormuş. Bir tek buraya dokunamıyormuş. O yüzden de önemliymiş. Ben de daha farklı bir versiyonunu okumuştum. Şimdi bir açıklamasına bakacağım. Benim o bildiğim versiyonumu daha sonra inceleme yaparım. Bu bilgiyi edindiğim kaynak birazcık güvenilir değildi. Öyle. Saçmalıyorum. Oksijen çarptı başıma, gel parlıyor. Hiç uyuz musun şu an? Yok. Aşkta mısın? Acaba ya. Neyse kediş yavru kediş ya. Peri olacak var ya, ellerim ısırıldı benim. Oynayalım diye. Beni çok ya, sevmezsiniz beni tabii. Evet, şimdi hala devam ediyoruz girmeye. Galiba şurada bir karanlık oluşmaya başladı. Hemen bakıyorum. Evet, şimdi Zeus mağarasına geldik. Şöyle bir haritamız var. Şunları koyayım. Evet, şöyle bir haritamız var. Yani şuralarda bir yerdeyiz. Evet, aslında benim demiştim ya bir versiyonu daha biliyorum diye. Bildiğim versiyonu burada yazan doğru kaynaktan aktarıyorum size. Baş tanrı Zeus'un ve güzellik ve aşk tanrıçası Afrodit'in, şöyle yazayım, Afrodit'in suyunda yıkandığına dair rivayetlerden olsa gerek mağaraya Zeus mağarası denmektedir. Mağaraya girildiğinde ismini hak ettiğini kabullenir. O haşmetli tanrı Zeus'un yüzünü görür gibi olursunuz. 10-15 metre derinliğindeki su adeta burayı bir havuz haline dönüştürmüştür. Mavi yeşil renkli su, dağdan gelen tatlı suyun ve denizden gelen tuzlu suyun karışımı ile yavan bir maden suyu haline dönüşmüştür. Gök tanrısı Zeus, kardeşi Poseidon'u kızdırdığında elindeki üçlü yabasını kaldırarak dalgaları kabartıp denizi alt üst eden Poseidon'un gazabından kaçıp sakinleşmesini beklemek için bu mağaraya sığınır. Dinlenir ve yıkanırdı. Güzel çamın sakinleri ve yabancı turistler denizin çok dalgalı olduğu günlerde ve havanın denize el vermediği günlerde tıpkı Zeus gibi burada yüzerler. O mitolojik havayı teneffüs ederler. Aslında adımın anlattığı doğruymuş. Sizinle beraber görmek istedim. Aslında tam girmelik, hiç kimsecikler yok. Bir gün sabahtan gelip buraya güneş gitmeden değil mi? Öyle gelmek lazım. Şöyle bir aydınlatma yapsalar güzel olacak. Evet, şimdi Zeus mağarasını gezdik. Tabii ki suya giremedik.
aylardan Ekim olduğu için hava çok soğuk. Yani hava çok soğuk değil ama su çok soğuk. Girersek muhtemelen hasta oluruz. Bir de zaten yanımıza hiçbir şey getirmedik bikini falan. Kıyafetlerle de girmek istemedik. Neyse. Niye bu kadar çok uzattım? Şimdi Kuşadası merkeze gidiyorum. Bugün resmen 5 gün sürdü. O kadar çok şey yaptık ki zaten videoları göreceksiniz. Ve burası çok huzurlu. Gerçekten böyle zengin bir şey var. Atmosferi çok zengin. Gelirken heyecanlandım böyle. Kalp atışlarım hızlandı. Sevgi de az önce diyor ki çok huzur verdi bana burası diyor. Çok zengin gerçekten. Bence Zeus'un... Buraya girmek şifalı. Su şifalı diye biliyorum. Girdiğinde de güzelleşme ihtimali varmış. Bununla ilgili bir düşüncesi olanlar varsa hemen gelsin. Ama mesela yazın geleceksin, sabah gelmeniz daha iyi, çok kalabalık. Şu an çok sakin tabii, birkaç kişi girmiş. Ekim ayında olduğumuz için. Şimdilik Zeus'tan çıkıyoruz. Kuşadası merkeze gidiyoruz. Orada görüşürüz. Aa, şu sevgi değil mi ya? Tanıyamadım. Oo, sevgi. Geçmiyor, ıslar gidiyor. Ay, konuşamadım. 10 gündür aynı gündeyim. Geniş bu taraftan mı? Başım da ağrıdı. İşinden yedim artık. Şimdi bir şeyler yedik. Hemen karşı tarafında kervansaray var. Burası Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı galiba, değil mi? Öyle geçiyor. Yani çok bir şey yok. Az önce çektim zaten. Girişte şuradan şeyde yatsak. Bir de burada zaten az önce basın toplantısı vardı. Anlamışlardı bizi. Şimdi Ayşe Muzağı çok güzelmiş ama. Ne bu? Bunun için gelinir işte. Meyvesine bakın. Çok değişik. Thank you.
koleksiyon bebekler. Bu ne? Bir çocuklar girse buraya çıldırır. Burası kervansarayın içinde şu an. Zamanda yolculuk gibi oldu. Vay. İçeride. Karavanımız var ya, karavanı evet. Çok kullanıyoruz. Bir tane mi? Merhaba. Ne kadar? O da 7000 TL. Güneşin resmen batışını izliyor. Hani bir kedi de sahilde oturup sahil izlemişti ya. Bebişim. Ne kadar tatlı çocuk. Güneşin batışını mı izliyorsun? Aşkım. Yaşıyorsun bu hayatı be geniş. Ha? Bir şey yapmaz, o bir zarar vermez. Şöyle açın elinizi. Aa, başa. Haa! Çeker misin? Merhaba. Ay, gözlerim var. Neden kapandı? Yaşıyorsun bu hayat. Gelişler. Gelişler. Yaşıyorsun bu hayatı. Şöyle bir manzaraya karşı uyumak.
Listen to me, man is number one. Şarkının burası turistler için. Neden? Because Süleyman is back in town. Sarı çizmeli Mehmet Ağa, bir güne tepa.